Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bütçede aslan payına eğitimin aldığını söyledi. Şimdi detayları öğreneceğiz. Detayları CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun aktaracak. rakamları aktaralım. Evet Aslan payına eğitim aldı. Eğitimden sonra da sağlık ikinci sırada yer alıyor. Şöyle ki baktığımızda eğitime 2022 bütçesi için %15,6'sını aldı eğitim aslan payı derken bu kadarlık bir oranı kastediyoruz. Bütçeden sağlığa ayrılan pay ise %7 yükseltildi bir önceki döneme göre ve sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak aktarıldı. Diğer detaylara bakalım. 2022'de bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira olacak ve bütçe giderleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira. Bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak belirlendi bu yıl için. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay açıkladı demiştik ve bütçeye baktığımızda personel giderleri içinse toplamda 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, faiz giderleri içinse 240,4 milyar liralık bir ödenek öngörülüyor bütçede bu yıl için. Bütçenin geneline bakarsak genel çerçevesine bakarsak özellikle milli uzay programı ve yeşil kalkınmayı görüyoruz. Yeşil Kalkınma zaten Paris İklim Anlaşması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği, Amerika'dan yaptığı vurguda da vardı. Şöyle ki Yeşil Kalkınma derken artık özellikle çevreci yaklaşımlar olacak ekonomide de yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla olacak. Teknoloji bu yönde kullanılacak. İşte bu doğrultuda atılacak adımlar için kaynaklar daha çok kullanılacak. Bir de Milli Uzay Programı var. Bir süre önce zaten açıklanmıştı. İşte bu adıma bu daha doğrusu bu yolda yavaş yavaş daha fazla adım atılması için bütçenin daha fazla kullanılacağını ifade etti Fuat Oktay. Artık bütçe hazırlanmış oldu. Önümüzdeki günlerde de daha fazla detayı göreceğiz. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz.